Tolga Şardan, T24. Soylu, yerli kaya için dosya mı hazırlattı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesini açıkladığı sırada Gözler İçişleri Bakanlığı koltuğunda 7 yıldır oturan Süleyman Soylu'daydı. Soylu uzun bir süre sonra kabine dışında kaldı. Her ne kadar kabine görevinden ayrılan milletvekiliğine seçilmiş olsa da son ana kadar Soylu'nun yeniden bakan olma umudu vardı. Ancak cumartesi günü kulislere yayılan bilgiler kabinede yer bulamayacağını gösteriyordu. Sonrasında da her şey konuşulduğu gibi gerçekleşti. Soylu kendisine kabine dışında buldu. Yerine İstanbul valisi Ali Yerlikaya atandı. Büyüteç'te geçen cuma günü yazdığım kulis bilgilerinde Yerlikaya'nın Soylu'nun ekibinden olmadığını belirttim. Zaten pazar günü bakanlıktaki devir teslim töreninde soylunun koltuğu bırakmaktan pek memnun olmadığı görüntülerden anlaşılıyordu. Törende yerli kayanın "Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan asla taviz verilmeyecektir." cümlesi dikkat çekti. 7 yıla yakın kaldığı İçişleri Bakanlığı koltuğundayken soyludan hiç duyulmayan adalet ve insan hakları temalarının yeni bakan Yerlikaya tarafından altının çizilmesi önemliydi. İltisak dosyası. Bunun bir gerekçesi olmalıydı mutlaka. Büyüteci bu cümleye tuttuğumda ilginç bilgilere ulaştım. Şimdi birden fazla kaynaktan doğrulattığım henüz dumanı üzerinde tüten önemli bir gelişmeyi okurla paylaşıyorum. Seçimin hemen ardından doğal olarak kabinede görev alacak bakanların isimleri kamuoyuna yansımaya başladı. Bu isimlerden birisi de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ydı. Kulislere yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede Soylu'nun durumu da gündeme geldi. Bahçeli'nin Soylu'nun göreve devam etmesinden memnuniyet duyacağı biliniyor. Ancak Erdoğan ittifak ortağının Soylu beklentisine bu kez uymadı. Yerlikaya'nın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından listeye alınması soylu ve ekibini huzursuz etti. Yine kulislere göre bu gelişmeler üzerine soylu ve ekibi ilginç bir adım attı. İddiaya göre Emniyet İstihbarat Birimi üzerinden Yerlikaya hakkında özel bir dosya hazırlandı. Aynı zamanda soruşturma hazırlığı dosyasıydı bu. İçin içinde Ankara ve İstanbul'daki istihbarat birimleri vardı. Konusuysa Soylu ve ekibinin kullanmayı çok sevdiği iltisak üzerineydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumdan haberdar olduğu ve Soylu'ya müdahale edildiği konuşuluyor. Soylu'nun bakanlık atamasındaki rakibi için gerçekleştirmeye çalıştığı hareketin geri teptiği belirtiliyor. Dar zamanda yaşananlar siyaset koridorlarının kayıtlarına girdi. Yerlikaya ekibini kuruyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve başlar başlamaz önce yakın çalışma ekibinde düzenlemeler gerçekleştirdi. Örneğin İstanbul'da beraber çalıştığı yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli'yi beraberinde Ankara'ya getirdi ve özel kalem müdürü yaptı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrenciliği sırasında yakın arkadaşı olan mevcut Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı İçişleri Bakan Yardımcısı olması gündemde. Soylu ile görev yapan 3 bakan yardımcısı büyük olasılıkla değişecek. En önemlisi İçişleri Bakanlığı'nın ve bağlı birimlerinde gerek merkez gerek taşra kadrolarında Soylu'nun ekibi büyük ölçüde tasfiye edilecek. Bu arada kabine değişikliği olmadan hemen önce eski Bakan Soylu'nun imza koyduğu emniyette emekli edilen polis müdürleri listesi var. Yerli Kaya'nın söz konusu emekliler listesiyle ilgili olarak emniyet yetkililerinden bilgi aldığı belirtiliyor. Büyük olasılıkla emekli edilen bazı polis müdürleri hakkında farklı bir süreç yürüyecek. Atlı Birlikte Durum Değerlendirme Toplantısı Bir önemli bilgiyi daha paylaşayım. Soylu'nun kabine dışı kalması özellikle kendisiyle yakın çalışan ikibini üzdü doğal olarak. Bu ekip içinde Soylu'nun geçmişten tanıdığı isimlerin yanı sıra bakanlığı sırasında görev verip sonradan tanıdığı isimler var. Genel müdür yardımcıları, merkezde neredeyse tamamı Soylu'nun göreve getirdiği üst düzey polis müdürleri, il emniyet müdürleri bu isimler arasında. Bununla bağlantılı olarak kabinenin açıklandığı saatlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait Beştepe'deki atlı birlikte Soylu'nun ekibi bir araya geldi. Gelişmeleri hep birlikte buradan takip ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi açıklamasından sonra söz konusu polis müdürleri durum değerlendirmesi yaptı. Sonuç olarak Yerlikaya önümüzdeki günlerde valiler, kaymakamlar ve il emniyet müdürleri kararnamesi hazırlayacak. Küçük bir hatırlatma yapayım. Soylu'nun ekibinde yer alan bazı üst düzey yöneticilerin sadece görevden alınmasının yetmeyeceği, hatta bu uygulamanın söz konusu yöneticileri mutlu edeceği dile getiriliyor. Söz konusu ekipteki bazı isimler hakkında öne sürülen çok sayıda usulsüz işlemin yargıya götürülmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Soylunun sadece İçişleri Bakanlığında değil, kimi yargı çevrelerinde de ekibi vardı. Mesela Ankara Adliyesinde bazı başsavcı vekilleri ve savcılarla yakın diyalog halindeydi. Adalet Bakanlığının da bu isimler üzerinde yoğunlaşması gündeme gelebilir. Kısacası elbette Erdoğan'ın onay vereceği ölçüde müfettişlere ve adliyeye yakın zamanda epeyce iş düşebilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.